Arkadaşlar, bu yaptığımız proje gerçekten hem sizin eğitim öğretim hayatınızda... Manisa Özel Final Lisesi İngilizce öğretmeni Cemile Turbil, öğretmen arkadaşım Melike Yerlikaya ile öğrencileri Manisa'dan bana Gönül Köprüsü ismini verdikleri ve bütün eğitim camiasına örnek olabilecek bir projeye imza attı. Arkadaşlarımıza hem kılık kıyafet hem de kitap, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Van'ın Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'nda ücretli İngilizce öğretmenliği yapan Türkan Artok, internette İngilizce öğretmenleri materyal paylaşım sayfasına şöyle bir not düştü. Öğrencilerin maddi durumu son derece kötü olan bir ortaokulda ücretli öğretmen olarak işe başladım. Sizden bir ricam olacak. Çocukların çözebilecekleri LGS kaynakları hiç yok. Elinde kaynak olan hocalarım varsa yardımcı olabilir mi lütfen? Bu notu gören Özel Final Lisesi İngilizce öğretmeni Cemile Turbil, öğrencileriyle birlikte kolları sıvadı. Van'daki öğrenci arkadaşlarımıza hem kılık kıyafet hem de kitap, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. 4 günlük bir çalışmanın sonucunda Van'a gönderilmek üzere tam 27 koli hazırlandı. Okuma kitapları, test kitapları, kaynak kitapları, İngilizce ve Türkçe hikaye kitapları, çocukların hoşuna giden yiyecekler, çantalar, ayakkabılar, kıyafetler, masa tenisi malzemeleri, badminton raketleri, kırtasiye malzemeleri, eldiven, atkı, bereler. Sizlere ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve buradan Van'daki öğrencilerimize çok çok selamlar gönderiyoruz. İnşallah onlar bizim göndermiş olduğumuz kitaplarımızla bir nebze de olsa eğitim öğretimlerine katkıda bulunacaklar. Toplanan bu materyallerin kolilenmesi ise bir gün sürdü. Hepsi Van'da zor şartlar altında öğrenim hayatını sürdürmeye çalışan çocuklara teslim edilmek üzere Türkan öğretmene gönderildi. Önümüzdeki hafta ise yaklaşık 40 çift ayakkabı daha gönderilecek Van'a. İşte Manisa'dan Van'a uzanan Gönül Köprüsü'nün yüreklere dokunan hikayesi. İnternette dolaşırken görmüş olduğum bir yazı beni çok etkiledi. Paylaşım sitemizde, materyal paylaşım sitesinde şöyle bir cümle gördüm. Diyordu ki, öğretmenlerim, ben maddi durumu çok kötü olan bir okulda ücretli öğretmenlik yapıyorum. İngilizce materyalim hiç yok. Bana yardımcı olabilir misiniz? Ben özelden yazdım. Ben yardımcı olabilirim dedim. Ve notumun altında yine okulunuzda kılık kıyafet ya da kırtasiye ihtiyacınız varsa onu da kendi ölçülerimle karşılayabileceğimi söyledim. Öğretmenimiz özelden bana numarasını verdi. Van merkezde Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olduğunu, ücretli öğretmenlik yaptığını ve benim bu yazdığım yardım üzerine çok duygulandığını ve devasa bir şey yapacağımızı söyledi. Daha sonra bunu öğrencilerimle paylaştım, dil öğrencilerimle. Hocam biz de yardımcı olalım dediler. 11 ve 12 dil grubumuzla başladık. Sonra bunu okul müdürümüze bahsettim. Hocam dedim böyle bir durum var. Nasıl olur? Hocam yapın çok güzel olur dedi. Ben de arkanızdayım dedi. Desteklerim dedi. Çok güzel bir proje olur dedi. Ve kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Sınıflara dedi yazı duyur. Ben de dedi arkanızda olacağım. Ve geçtiğimiz hafta ben ondan önce Van Milli Eğitim Müdürünü aradım. Hani böyle bir şey var, teyit ettirdim. Evet, öyle bir okul var, öyle bir öğretmenimiz var. Çok memnun oldular, saygılarını sundular. Daha sonra Türkan öğretmene ilettiğimde çok heyecanlandı ve biz her gün Türkan Hanım'la konuşmaya başladık. Ve artık dost olduk diyebilirim. Van'daki sıkıntılarını anlattı, okulların durumunu anlattı. Daha sonra sınıflara yazılarımızı duyurduk. Duyarlı olan öğrencilerimiz geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe ve cuma günü gördüğünüz üzere çok güzel bize koliler hazırladılar, emekler harcadılar. Umarım biz de sizin derdinizi bilirize derman olabilmişizdir. Çocuklar çam sakızı, çoban armağanı, ellerinde olan kıyafetlerini, ellerinde olan kitaplarını paylaşmak istediler. Bu arada ben yine mezun ettiğim eski öğrencilerim,
bir şeyler söyledim. Hocam biz de karşılarız dediler. Onlardan da bazı size yiyecekler, içecekler geldi. Çok duyguluyum. Şu anda gerçekten ayaklarım titriyor. 28 yıldır ben projeler yaparım. Erasmus projeleri yaptım. Yurt dışına öğrenciler götürdük. Ama gerçekten beni şu anda en etkileyen bu proje oldu. Sizleri de gerçekten burada unutmadık. Umarım hediyelerinizi aldığınızda biz de sizin o sevinçlerinizi bizlerle paylaşırsanız biz de burada mutlu edersiniz. Ben yine Türkan Artok öğretmenimize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yazıyla bize bu vesile oldu aynı zamanda. Bize de yardım etme, öğrencilerimizi bu duyguyu yaşattı. Öğrencilerimiz koli yapmayı öğrendiler, paylaşmayı öğrendiler. Gerçekten çok şey öğrendiklerini kendileri de söylediler. Sizi çok seviyoruz. Manisa Özel Final Lisesi'nden size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Siz de bizimle paylaşırsanız çok mutlu olacağız. İnşallah güzel günlerde belki bir gün sizinle yollarımız kesişecek, karşılaşacağız ve bu günleri anacağız. Sizler de memleketin her bir köşesinde bir öğretmen, doktor, mühendis olacaksınız. Sizler de vatana hayırlı olacaksınız. Buna inanıyorum. Hepinizi öpüyorum.